17-18 Haziran tarihlerinde 1 milyonu aşkın öğrenciyi ilgilendiren çok önemli bir sınav, YKS sınavı, yani TYT ve AYT'den iki aşamadan oluşan gençlerimizin geleceğini ilgilendiren çok önemli bir sınav söz konusu. Son bir aylık süreç, bol bol denemenin, bol bol soruların çözüleceği ve bu denemeler neticesinde yapılacak analizler sonucu konu eksikliklerinin hızlı bir şekilde giderileceği dönemdir. Haftada en az 2-3 deneme çözmeleri lazım öğrencilerimizin. Bu denemeleri çözerken özellikle şuna dikkat etmeleri lazım. Denemeye başladıkları saatin sınav saatiyle aynı olması. Örneğin sınav saat 10.30'da, 10 çeyrekte başlıyorsa öğrencilerimizin de deneme sınavlarına saat 10'u çeyrek geçe başlamaları ve gerçek sınav süresi neyse denemelerini de o sınav süresine uygun bir şekilde çözmeleri gerekir. Ve dediğim gibi eksikliklerini tespit edip bu son bir aylık süreçte o konu eksikliklerini hızlıca tamamlamaları lazım öğrencilerimizin. Bu anlamda şu hususu da ben hatırlatmak istiyorum. Beslenme ve uyku düzeni gerçekten önemli. Öğrencilerimizin yine özellikle ev yemekleriyle beslenmesi, fast food adını verdiğimiz böyle hazır yiyeceklerden uzak durması, ağır yağlı yemeklerden uzak durması gerekiyor. Bu noktada uyku düzeninin de özellikle en az 7 saat olacak şekilde düzenli bir şekilde bunu kendilerini buna adapte etmeleri lazım öğrencilerimizin. Özellikle de en önemli husus olarak belki de hani liste başına koyacağımız husus gençlerimizin sosyal medyadan olabildiğince uzak durmaları gerekiyor. Çünkü bu süreç hakikaten onlar için çok önemlidir. Kaybedecekleri her vakit onların aleyhinedir. Kaygı, endişe mutlaka olacak. Hatta bir anlamda iyidir de. Kaygının, endişenin olması, stresin olması insanın hazırlık noktasında daha dikkatli olması, planlı programlı bir şekilde süreci yönetmesi noktasında bir itici güçtür ama önemli olan bu kaygı ve endişenin olumlu şekilde yönlendirilebilmesidir. Bu süreçte de ailelere özellikle çok şey düşmektedir. Aileler kesinlikle olabildiğince sağduyulu, olabildiğince soğukkanlı olmalılar. Velev ki kendilerinde dahi bir endişe kaygı varsa bunu kesinlikle evlatlarına, öğrencilere yansıtmamalıdırlar. Onların o tavrı gerçekten öğrencilerin de bu anlamda kaygı ve endişesini giderecektir. Öğrencilerimiz dünyanın sonu olmadığını da bilmeli. Bu hususta elinden geleni yaptıktan sonra artık sınav esnasında herhangi bir durumla karşı karşıya kaldığında da bunu böyle dünyanın sonu olarak görüp kendini kahretmemelidir. Elinden geleni yaptıktan sonra gerisi takdiri ilahidir. Bu gözle bakmak lazım inşallah.